very tacky. I've enjoyed the chase, Gato. But I think we've reached the end now, you and I. Selam dostlar, bugünkü videomuzda Kai vs. Det hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi DreamWorks'ün kötülerini listelediğim bir video hazırlamıştım. Keza daha sonra güç sıralaması videoların geleceğini ve bu seriye devam edeceğimi de söylemiştim. Fakat birçok kişi neden sıralama içerisinde Kai'ın 3. sırada olduğunu veya Det'in nasıl oluyor da Kai'dan daha güçlü olduğunu merak ettiği için bu videoyu hazırlamak istedim. Keza şu konuyla kesin olarak bir açıklığa kavuşturmak için Kai mı daha güçlü yoksa bizim bir bildiğimiz büyük kötü kurt yani Big Death mi daha güçlü? Biraz bunlardan konuşacağız. Tüm güçlerini sınıflandıracağım. Onların hikayesine değineceğim. Ve daha sonra gerçekten kimin daha güçlü olduğuna değineceğim. Keza eğer VS videoları da hoşunuza giderse devamını da getiririz. Tabii ki videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da yeni videolar anında gelir. Yorum yazarak da düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Bu arada videolar bazen 10 dakikanın üzerinde olabiliyor. Fakat kısa kesin kesmek yerine detaylı bir şekilde sizlere anlatmak istediğim içindir. Şimdi ise artık videoya geçmenin vakti geldi. Şimdilik iyi seyirler. Hadi başlayalım. I loved him like a brother. And he betrayed me. You are not fit to speak his name. I am not fit, little kitten. İlk olarak Kai'dan başlamak gerekirse Kai gerçekten Kung Fu Panda serisi içerisinde benim kesin olarak en sevdiğim kötü karakter olarak geçiyor. Kendisinin hikayesi o kadar fazla derin ki Poi'yle olan çekişmesine kadar her şey 10 numara 5 yıldız gitmişti. Hatırlarsanız bir geçmişine bir bakmamız gerek. Usta Oogway ile uzun süreler boyunca savaş vermiş ve hatta beraber ordulara karşı bir savaşmışlardı. Keza Usta Oogway bir noktadan sonra yorgun düştüğü için dostu olan Kai ona uzun süreler boyunca yardım etmiş ve onu sırtında taşımış bile diyebiliriz. Fakat bir noktadan sonra Panda köyüne geldiği vakit pandalar onları chi güçleriyle güçlendirdi ve Usta Oogway orada pandaların chi gücünü nasıl olduğunu ve onu nasıl öğrendiği de detaylı bir şekilde filmde izlemiştik. Fakat bizim bildiğimiz Kai bunu yanlış yaptığı için gücü kendi için almak istedi ve pandaların güçlerini yani chi'lerini özümseyerek gücünü arttırmak istedi. Fakat bu noktadan sonra Usta Oogway ona karşı çıktı ve ikisi arasında olası bir savaş sürerken bu bayağı uzun sürdü. Fakat savaşın sonunda tabii ki Usta Oogway kazandı ve Kai da yenildi. Şimdi bu noktadan sonra Kai'ın hikayesi Kung Fu Panda 3'te detaylı bir şekilde anlatıyor. Fakat gelin biraz bunun biraz güçlerine bakalım. Öncelikle kendisi ikili zincirli bir kılıç kullanıyor. Ama bu kılıçlar bildiğimiz uzun kılıçlar değil, kısa menzilli kılıçlar ve özellikle aşırı havalı görünmeleri, yeşil renklerin tonları beni gerçekten hasta etmişti. İzlerken bu adamın karizmasına dayanamıyordum. Özellikle zincirleri istediği gibi kullanabildiği için hani Ghost Rider her ne kadar zincirini fırlatsa bile üzerinde bir bıçak veya silah tanesi olmadığı için Kai'ın böyle bir özelliği olduğundan dolayı rakiplerine gerçekten bayağı hasar verebiliyor. Keza zaten özümsemiş olduğu chi'lere de bakarsanız bunların içerisinde Usta Oogway'den tutun da Tai Long'a kadar birçok ustanın da yer aldığını görebilirsiniz. Tai Long'a usta dememin sebebi de kendisi Kung Fu konusunda inanılmaz yetenekli olduğu için. Keza bunun içerisinde Shen de olabilir ama bunu seri içerisinde pek fazla görememiştik. Hatırlarsanız Kai ruhlar bölgesinde 500 yıl geçirebildiği için son derece kendini güçlendirmişti ve bu sayede zaten Usta Oogway'i yenebilmişti ve onun chi'sini özümsemişti. Efsane 5'liye karşı inanılmaz gerçekten büyük bir savaş verdikten sonra onları bile yenmeyi başardı ve bu noktadan sonra Kai artık tek yapması gereken Po ile savaşmasıydı. Keza zaten final savaşında Po onu tekrardan ruhlar bölgesine geri getirdikten sonra orada bir savaş verdiler ve Po ejderha savaşı olduğu için Kai'yi alt edebilmişti. Şimdi Kai'ın güçlerini ve geçmişine ufak da olsa değindiğimiz için şimdi ise bizim çizmeli kedideki Det'e geçmemiz gerekiyor çünkü gerçekten o karakter benim şu anda en sevdiğim karakter diyebilirim. He's here for me. I just love the smell of fear. Ve
Zed yani büyük kötü kurda gelecek olursak, kendisi Çizmeli Kedi'nin ikinci filmi Son Dilek filminde karşımıza çıkmıştı. Keza zaten kısa sürede öyle bir meme oldu ki insanlar gerçekten Dead'i bayağı sevdi. Bu arada Dead aslında ben Dead derken Dead'in kısaltımını söylüyorum, kafanız bu konuda takılmasın. Dead'in özelliklerine geçmeden önce hikayesine ufak da olsa bir değinmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız Çizmeli Kedi film içerisinde 9 cana atıf yaptığı için zaten film içerisinde bunu defalarca kez yapıyorlar. Kendisi 9 canının 8'ini kahramanlık yaparken birçok defa kullandığı için ve her seferinde canlarını boşa harcadı ve 9. yani son canına geldiği zaman artık Dead bu olaya el attı. Yani 9. can artık onun son canı olduğu için, Dead de bir ölüm olduğu için, yani Dead olduğu için oraya gelip onunla mücadele etmesi gerekti. Kısaca ölümün kokusunu aldığı için orada olması gerekiyordu. Keza Çizmeli Kedi bir noktadan sonra onunla savaşırken artık öyle bir korkuya büründü ki neredeyse uzun yıllar boyunca saklanmak zorunda kaldı. Şimdi bunları bir kenara bırakırsak, ne zaman Çizmeli Kedi tekrardan botlarını giyip kılıcını, ya kılıcı değil de sopasını eline aldığı zaman Dead yeniden ortaya çıkıyor ve Çizmeli Kedi ölüme ne kadar yaklaşıyorsa Dead onu takip ediyor. Keza zaten o dilek kısmına geldiği vakit, artık şunu al pick her up dediği anda tekrardan ikisinin bir savaşını izliyorduk ve o noktada insanların kafası gerçekten çok karışmış. Özellikle Dead'in aslında orada yenildiğini ve Çizmeli Kedi'nin ölüme baskın geldiğini düşünmüşler. Ama aslında durum öyle değil arkadaşlar. Aslında orada Çizmeli Kedi korkusunu yenip ölüme karşı korkmadığını gösterdiği anda ölümden uzaklaştı ve Dead, yani ölüm de bu noktadan sonra Çizmeli Kedi'nin ölmeyeceğini düşündüğü için onun peşini bıraktı. Yani aslında orada Dead istediği an rahatlıkla Çizmeli Kedi'yi öldürebilirdi. Sonuçta o ölümsüz bir varlık ve ölümsüz olmasına nazaran hiç yorulmuyor ve hiç yorulmadığı için bir noktadan sonra zaten kediyi yenebilir. Yani orada tamamıyla saygı duyuyor ve vakti zamanı gelene kadar Çizmeli Kedi'yi rahat bırakıyor. Şimdi bu konuyu bir kenara bırakırsak biraz da güçlerine değinelim. Öncelikle Dead'in silahlarına bakarsak tıpkı Kayınkine benzer iki tane ufak silahı bulunuyor. Ama bu ufak silah aslında çapadan oluşmakta. Belki birçoğunuz bilmiyordur ama ölümü temsil eden birçok şey aslında çapayla hitap ediliyor. Ve burada da yine büyük siyah kurdumuzun elinde iki tane ufak çapa bulunuyor. Keza bu iki tane çapa birleştiği zaman mızrak misali iki taraflı silah haline de gelebiliyor. Keza zaten bu epik bir şey. Çizmeli Kedi ile Son Savaşı'nı izlediyseniz bunu siz de görebilirsiniz. Kendisi ölümün ta kendisi olduğu için ne mecaz anlamda ne de farklı anlamda direkt ölümün kendisi olduğu için herhangi bir varlık öldüğü veya ölüme yakın olduğu zaman Dead oraya gider ve onun işini halleder. Keza zaten Çizmeli Kedi'nin de bu noktadan sonra ölümle denk gelmesinin ana sebebi de buydu. Şimdi asıl konuya gelecek olursak, Kay mı daha güçlü, Dead mi daha güçlü? Gelin bunu son kez detaylı bir şekilde anlatalım. Çünkü ikisinin de özelliklerine ve güçlerine baktık. Şimdi ise kimin kazandığını konuşalım. Öncelikle Dead'e baktığımız zaman kesinlikle güç anlamında Kay'dan daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Çünkü adı üstünde Dead. Şimdi bunu neden söylüyorum detaylı bir şekilde siz sevgili takipçilerimize anlatalım. Kay, hatırlarsanız Po ile savaşırken artık bir noktadan sonra Po tüm ejderha gücünü ona aktardığı zaman bu aşırı fazla içerisinde güç yükledi. Ve Kay o noktadan sonra ne yaptı? Tabii ki ölümden korktu ve bir noktadan sonra bu çok fazla diyerek korkmaya başladı. Ölüm, yani ölüme yakın olduğu vakit ne yapıyor? Tabii ki ölen kişilerin yanına geliyor. Bu noktadan sonra Kay'ı ve Dead'i aynı ortama koyduğunuz zaman bir düşünün. Kay artık savaş konusunda o kadar yorulmuş ki Dead'e karşı hiçbir şey yapamıyor ve Dead direkt onun korkusunu anladığı için üzerine gitmeye devam ediyor. Ve bir noktadan sonra ne yapıyor? Tabii ki Kay korkusuna yenik düşüyor ve Dead onu mağlup ediyor. Yani bunu da düşünürsek Kay sonuç olarak ölümsüz bir varlık olsa bile kendisi ölümden korkabilecek birisi. Ama Dead ne insan ne de başka bir tür olduğu için direkt kendisi aslında ölümü temsil ediyor ve hiçbir şekilde hiçbir şeyden korkmuyor. Yorulma duygusu yok ve ölüm olarak geçtiği için Kay'ın bu konuda hiçbir şansı bulunmuyor. Yani aslında ben kötüler sıralamasında bunu derinine inmek istemedim ama bu video içerisinde çok fazla istek olduğu için güzel bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yani kısaca anlayacağınız, evet dostlar, Kay güçlü bir karakter ama Dead, yani büyük kötü kurt, ölüm ondan daha güçlü ve bu konuda kesinlikle Dead'in kazandığını düşünüyorum. Well, well.
Evet dostlar, umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu konuda gerçekten bayağı araştırma yapmam gerekti. Keza Kung Fu Panda 3'ü yeniden izledim. Çizmeli Kedi Son Dilek filmini yeniden izlemem gerekti karakterler hakkında bilgi almak için. Ve hangisinin daha güçlü olduğunu detaylı bir şekilde düşündükten sonra tabii ki bu mücadelenin kazananı Death oldu. Eğer bu konu hakkında sizin de herhangi bir düşünceniz varsa mutlaka mantıklı çerçeveler içerisinde yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Sizinle mantıklı diyaloglar kurmaya çalışıyorum. Eğer videoda hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da yeni videolar geldiği vakit anında izleyebilirsiniz. Bu konuda zaten diyecek başka bir sözüm yok. Daha fazla da eğer VS videosu görmek isterseniz bu arada yorumlara hangi karakterleri istiyorsunuz yazabilirsiniz. Ve onlar hakkında da yakın vakitlerde videolar gelmeye devam edeceğiz. Ve aksi bir durum olmadığı takdirde yarın da bir tane güç sıralaması videosu atmayı planlıyoruz. Umarız hoşunuza gider. Her neyse, artık konuyu da fazla uzatmadan videoyu da kapatalım. Şimdilik başka harika videolarda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın, hoşça kalın, bay bay. Nice. Very tight. You know we will meet again, right? Sí, hasta la muerte.